AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, İl Başkan yardımcılarıyla düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Anayasanın değiştirilmesi kapsamındaki çalışmalar içerisinde bir bölümdür bu. Milletvekili Karal, ülkede yaşanan olaylara değindi ve terör konusunda net konuştu. Ülkemiz çok ciddi bir terör problemiyle karşı karşıya. 78 milyonun her bir ferdi olarak, etnik grubu ne olursa olsun, hiçbir ayrım gözetmeksizin, millet olma şuuruyla el ele vererek, gönül gönüle vererek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mensupları olarak bu büyük belanın üzerinden kalkmanın ve bu büyük belayı def etmenin gayreti içerisindeyiz. Toplantının gündeminde Rize Havalimanı vardı. Karal, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Rize Artvin Havalimanı projesiyle ilgili çalışmalarındaki son durumu basın mensuplarıyla paylaştı. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin ve Rize illerine hitap edecek havalimanının ekonomik, maliyet ve projelendirme boyutları açısından yapılabilirliğini değerlendirilmesine yönelik çalışmaların başlatılması hususundaki talimatları doğrultusunda Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü teknik personeli tarafından Artvin ve Rize'de havalimanı için yer tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 520 milyon TL'lik bir yatırım olması düşünülen havalimanı projesinin 600 milyon altyapı, 150 milyon üst yapı inşaatı olmak üzere toplam 750 milyon TL'ye mal olacak. Milletvekili Karal, projenin son durumuyla ilgili değerlendirme yaptı. 2016 yılı yatırım programına 600 milyon altyapı, 150 milyon da üst yapı inşaatı olmak üzere toplam 750 milyon TL proje tutarı olarak teklif edilmiştir. 600 milyon deniz dolgusu, 150 milyon da, yani halkın anlayacağı dille söylüyorum, terminal binası olmak üzere üst yapı diyelim. 500 milyon mu sayılıyor? 550 idi. Arkadaşlar 750'ye çıktı. Milletvekili Karal'ın gündemindeki bir diğer konu da ilçelere doğalgazın neden verilemediği. İlçelere doğalgaz verilebilmesi hükümetimizin programındaydı biliyorsunuz. Ama hükümetimiz doğalgaz dağıtım ihalelerini özelleştirdiği için ilçeler tabii çok ciddi bir maliyet tuttuğundan bu özel sektör firmaları bunlara yanaşmadılar. Öncelikle şehir merkezlerine doğalgaz dağıtımını gerçekleştirelim anlayışında oldular. Bunun üzerine devlet kendi eliyle, BOTAŞ marifetiyle ilçelere doğalgaz vereyim dedi. Yani devlet bu masrafı kendisi üstlendi. Özelleştirilen firmaları bypass ederek. Ama bir şart koştu. Dedi ki o ilçede yaşayan, nüfusu 10 bin üzerindeki ilçeleri öncelikli olarak ele aldılar. Nüfusu 10 bin üzerindeki olan ilçelerin iş yeri ve mesken sayılarının %60'ı evet demesi lazım. Nasıl evet diyecek? Gidecek bankaya teminatını yatırması lazım. Ben doğalgaz istiyorum diye. O da yaklaşık 390 lira bir para. Ama biz ne Çayeli'nde, yani nüfusu 10 bin üzerinde olan ilçelerimiz 4 tane var biliyorsunuz. Ne Çayeli'nde, ne Pazar'da, ne Ardeşir'de, ne Fındıklı'da %60 oranını yakalayamadık. Basın toplantısı gazetecilerin sorularıyla devam etti. Vardır. Bizim bu soy